Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda sizlere evde nasıl sucuk yapılır göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi sucuğumuzda herhangi bir hava kabarcığı kalmadı. Gayet de güzel görünüyor. Bunun için geçen senelerde şöyle bir makine parçası kullanıyorduk. Bu da yine bir kıyma makinesinin aparatı. Bu huni gibi parçayla dolduruyorduk. Buraya yerleştiriyorduk bağırsağı. Buradan elimizle itelerek yapıyorduk ama şimdi bu sene öyle bir makinemiz var. Tefalin HV8 1800 wattlık bir makinesi. Fransız malı. Çok da güçlü, güzel bir makine. Bu makineyi kullanarak yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Sucuğun baharatını mahallemizdeki aktardan alıyorum. İçerisinde 4-5 değişik çeşit baharat bulunuyor. Tabii en zahmetli yönlerinden biri bu sucuk hazırlamanın. Sarımsak hazırlamak, sarımsakları soymak. Bunun için ben değişik bir yöntem kullanıyorum. Böyle bir pet şişenin içerisine koyup sallıyorum. Sonra bu ayıkladığım sarımsakları zırhla çektim. Çünkü ben açıkçası zırhı kullanmayı seviyorum, öğrenmek de istiyorum. Ve içinde suyu kalıyor. Makineyle çektiğimiz zaman sarımsağı suyu boşa gidiyor, akıyor. Böylece daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çok da keyifli bir iş yani. Etleri Migros'tan aldım. Şöyle göstereyim. Yani kuzu ve dana eti karışık etlerimiz. Toplamda 3 kilo et aldım. Hazırlaması daha kolay oluyor benim için. Tezgahın üzerine alıyorum etleri. Evet, şöyle iki parça etimiz. Gördüğünüz gibi yağ oranı gayet güzel. Çok da yağlı olsun istemedim. Şimdi içerisine baharatlarını koymaya başlayabilirim. Şöyle içine koyacağım malzemeleri tanıtayım. Bu sucuk baharatı yaklaşık 300 gram. Bunu aktarlarda bulabilirsiniz. Sucuk yapacağım derseniz onlar size veriyor. Kilo başına 100 gram bu sucuk baharatından giriyoruz içerisine. İşte 2 yemek kaşığı kadar tuz koyuyorum. Ve 3 başta sarımsağı zırhla çektim zaten gördünüz. Bunu ekleyeceğim. Evet, malzemeleri yavaş yavaş koyuyorum. Önce baharatından başlayacağım. Şöyle yavaş yavaş baharatı yavaş yavaş koyuyorum. Biraz karıştırayım, ondan sonra yine ekleyeceğim. Eskiden insanlar bu sucuğu yaparken tabii şeyi düşünüyorlar, dolap yok. O zaman eti saklama imkanı çok kısıtlı. Bir buzdolabı olmadığı için etler birkaç gün içerisinde bozuluyor. Bu yöntemi kullanarak etlerini aylarca muhafaza edebilmişler. Burada eti muhafaza eden şey tamamen bu baharat. Bu baharat eti koruyor. Bozulmasını engelliyor. İçerisindeki bakteri oluşumunu engelliyor. Hani koyarken ya 300 gram fazla gelir mi buna diye düşünmeyin. 300 gram 3 kilo et için kafi. 5 kilo kıyma kullanacaksanız 500 gram içerisine baharat girmelisiniz. Zaten lezzetini veren de bu baharat aslında. Evet, sarımsağını da şöyle ekleyeyim biraz. Bu yoğurma kısmı çok önemli. İyice birbirine karışsın. Şimdi biraz daha sarımsak ekliyorum. Evet. O mis gibi kokuyor şu an. Siz tabii kokuyu alamıyorsunuz. Bu işlemi isterseniz böyle güçlü bir makineniz varsa
Makinede de yapabilirsiniz ama tabi elde yoğurmak her zaman daha avantajlı. Biraz daha baharat atayım. Üç kilo kıymamız hazır. İçerisinde 300 gram baharatımız var bunun. Ve yaklaşık da 150 gram sarımsak var içerisinde. Böyle bir bomba oldu. Bu bombayı böyle şimdi bir kaba alıyorum. Bu kapta yani iyice tatların birbirine karışmasını istiyorum. O sarımsak tadı, tuzun, baharatların tadı birbirine karışsın diye dolabın alt gözünde bir gün yaklaşık işte 20 saat 24 saat bekleteceğim. Ondan sonra doldurma işlemine geçeceğiz. Kapatalım çünkü çok yoğun sarımsaklı olduğu için böyle kapaklı bir kaba koyarsanız çok daha iyi olur. Şimdi bu bölümde de sizlere sucuğun içini nasıl dolduracağız bağırsağın için onu göstereceğim. Bakın şöyle ben yaklaşık 1 metre 20 santim civarında bir bağırsağı kestim. Şöyle bunu kıyma makinemizin aparatına şu şekilde geçiriyorum. Sonuna kadar götürüyorum. Evet. Sonrası çok kolay öğrendi. Böyle bu şekil yerleşiyor. Arkadaşlar bu bağırsağın ucunu bağlıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle tam görünüyor herhalde. Burası önemli çünkü şöyle elimi burayı tutuyorum. Eti yerleştirmeden önce kıymayı tuttuğum için biraz daha sıkı doluyor sucuk. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi makine çalışınca çok ses olacak. Hı, bakın. Sucuğumuz hazır. Hiç gördüğünüz gibi bir damla hava boşluğu kalmadı. Burada şurayı tutarken bir tatlı sert bir ayarı var. Onu zaten bir denemeden sonra anlarsınız. Tatlısı çok sert tutarsak yırtılabilir bağırsak. Çok da yumuşak tutarsak içinde hava boşlukları kalabilir. Tatlı sert bir ayarı var. Onu siz deneme yanılma yoluyla bulursunuz zaten.
Klima tabii çalışmıyor. Artık sonbaharda kullanmıyoruz. Şöyle astım. Burası güneş görmüyor. Ama esinti var burada. Bir hafta kalacak. Ondan sonra dolaba yerleştireceğim. Buzluk bölümüne.